Sevgili seyirciler, şimdi daha önce bahsetmiştik programın başında. Dallıca Köyü'nün suyu çok güzelmiş. Burada su üretim tesislerinde bulunuyoruz. Şimdi burada önümüzdeki günlerde YAP işlet modeliyle yeni tesisler kurulacak ve Türkiye'nin dört bir yanına artık Dallıca Köyü'nün bu meşhur suları dağıtılmaya başlanacak. Billur su. Fakat billur su diyor muhtarımız oradan. Çok güzel, ben de içtim. Gerçekten tadı çok güzel su, köyün suyunu. İlginç bir şeyle karşılaştım. Güvercinler var burada. Muhtarın su müdürü müsünüz? Evet, sizi de tanıyalım. Su müdürü güvercin besliyor. Kaç tane güverciniz var? 25 buyurun. 25 tane. 25 tane. Sizin özel zevkiniz herhalde. Özel zevkimiz. Ördeklerimiz var, turaçlarımız var. Ördek de var. Evet. Ne kadar hoş. Sevgili seyirciler, bakar mısınız? Bu 15 günlükmüş. Çok güzel. Daha bu şey tüyleri de dökülecek değil mi? Bir hafta 10 gün için onlar fakat, şimdi biraz sonra şeyi de göstereceğim. 4 günlük yavruları da göstereceğim. Bayağı çabuk büyüyorlar. Çabuk büyüyorlar. Hızlı. Evet. Gidelim bakalım isterseniz. 4 günlük güvercinler nasıl oluyorlar? Ben ilk defa gördüm. Bakar mısınız? Bir tane güzelliğine. Minik minik. Sarı sarı. Orada öyle duruyorlar. Annesi de yanında herhalde. Dur. Dur gitme. Ne kadar tatlılar. İşte bir 10 gün sonra elimdeki kadar olacaklar. Dur gitme. İşte 10 gün sonra bunun kadar olacak. Böyle uçmaya başlayacak. Ne kadar sürede uçuyorlar? 2 aylık falan uçarlar. 2 aylık daha var. Şimdi bunu şeyde koruyorsunuz. O kendi, hayır korumuyoruz. O öbür kuşlar ona dokunmuyorlar. Dokunmuyorlar. Doğada çok güzel bir denge var. Hayvanlar birbirlerine gayet saygılı yaşıyorlar değil mi? Evet. O dengeyi güzel kurmuşlar da vallahi biz insanlar, bu beynimizde bir şey var. Değil mi? Tabii. Bacı arıza var, arıza. Arıza var beyinlerde. Dünyada en kemikli yavru 25 kuş. İnsanlar zaten. Birisi böyle şeyini miden girip çıkıyor, hiç elde mi? Bu da beyaz güvercin, güzelliğine bak. Hadi uçuralım bunu barış adına, dostluk adına, bütün insanların beyninin güzellikleri işlemesi için. Evet.
çekimlerimiz devam ediyor ve şimdi de Dallıca Köyü'nün hanımlarını tanıyacağız. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Ben muhtarın hanımıyım. Muhtarımızın hanımısınız. Nasıl, muhtar hanımı olmak zor mu? Zor değil. Çok şerefli bir şey olmak. Muhakkak da yani çok çalışıyor. Evet. Bazen görüşemiyorsunuz falan. Evet, öyle şeyler oluyor. Tabii. Fedakarlık gerekiyor biraz. Değil mi? Tabii. Size peki sıkıntılarını anlatıyor mu hanımlar? İşte şu sorunumuz var, muhtar hallediversin falan diye. Tabii anlatıyorlar. Anlatıyor. Siz de yardımcı oluyor musunuz? Ben de ona yardımcı oluyorum. Ona anlatıyorum dertlerini. Elçilik görevi yapıyorsunuz değil mi? Sekreterliğini yapıyorum. Telefonlar, onları iletiyorum. Peki size bir şey sormak istiyorum. Adınız neydi? Lale Çamlı. Lale Hanım. Efendim? Artık 2000'li yıllara giriyoruz diyoruz. Hep böyle tüm televizyon kanallarında. 2000'li yıllara girerken çağdaş Türk kadını sizce nasıl olmalıdır? Nasıl tanımlarsınız? Vallahi serbestlik. Şöyle söylediğimiz zaman daha çok işte üreten, tabii, kafa yoran, her şekilde üretime katkısı olan kadın olması, tabii, gerekiyor değil mi? Evet. Atatürk'ün de bir sözü var, bilmiyorum hiç duydunuz mu? Türk kadını erkeğinden daha bilgili, daha kültürlü olmak zorundadır. Neden acaba? Bu sözü niye söylemiş? Erkekten daha kültürlü, daha bilgili olmak zorundadır. Neden söylemiş olabilir sizce? Hanımlara özgürlük verdiği için. Onun dışında anne olduğu için. Anne. Yani sonunda erkeği de kadını da yetiştiren ana değil mi? Evet. Ne yemekler? Evet. Tatlanan hanımdır. Hanımdır. Tabii. Onun için de daha fazla bilgi, daha fazla kültürlü olması gerekir. O hanımlarımıza da, özellikle kız çocuklarımıza eğitmemiz gerekiyor. Tabii. Sizin kaç çocuğunuz var? Bir çocuğum var. Okutuyor musunuz? Okumadı. Bir oğlum var, evli. Kızım da evli, Hollanda'da. Oğlum evli. Köytaş'ta çalışıyor. İkisi de evli. İkisini de evlendirdiniz. Artık muhtarla yalnız başına. Evet. Baş başayız. Baş başa. Ben Dallıca halkından Fadime Akarı. Adınızı anlamadım. Fadime Akarı. Fadime. Akarı, Fadime Hanım kaç çocuk var? İki çocuk. Bir oğlum bir kızım var. İkisi de evlendirdim. Ben de o. Evlendim. Artık iş bitti. Torunlara bakıyor musunuz? Bakıyoruz işte. Zaten. Nasıl geçiyor Dallıca köyünde hanımlar? Günleri nasıl geçiriyor? Vallahi herkes kendi özgür. Özgür evini göre, hanesini göre özgürlüğünü yaşıyor yani. Sorunları var mı? Sorunları olabilir tabii. Herkesin ev haline göre olur. Sizin Fadime Hanım'ın sorunları var. Benim yok şimdilik çok şükür. Yok. Peki sizin evlendiğiniz zamanla şimdi gençlerin evlendiği zaman arasında nesil farkından doğan düğün anlayışı, evlenme, birbirlerini tanıma farklılığı var mı? Tabii şimdi herkes kendi beğendi. Evvelden de var bu da. Şimdi kendi seçiyor herkes daha iyi. Şimdiki gençler evvelkinden daha rahat. Böyle yani. Adım Hatice Akarı. Hatice kaç yaşındasın? 21. 21 yaşında. Neler yapıyor 21 yaşındaki bu Hatice? Ne yapayım? Bir tane çocuğum var. Bir tane çocuğu var. Evlenmiş. 21 yaşında. Onunla uğraşıyorum işte sabahtan akşama. Nerede mi çocuğun? Burada değil, İsabeli'de. İsabeli'de. Anneanne de mi? Biraz önce oraya gitti. Sen herhalde zaman zaman böyle dinlenmek için. Birazdan ben de gideceğim. Kendi dinlenmek için olsa da götürüyorlar. Böyle. Vicdan. Vicdan. Vicdan Hanım. Ne kadar değişik isminiz var öyle. Evet, ismim. İsminiz güzel. Vicdanlı mısınız Vicdan Hanım? Bilmiyorum galiba. Biraz vicdanlı. İsminizi vicdanlı koymuşlar. Herkes vicdanlı olsa şu dünyada hiçbir kötülük olur mu? Tabii ismim. İnsanlar şu vicdanlarını kullanmayı bilseler değil mi? Yeri gelmişken ben de söyleyeyim bunu. Tabii. Kaç çocuk var? 4 çocuğum var. 4 çocuk maşallah. Kız, erkek? 4 torun var, 4. 4 torun. Çocuk kaç tane? Çocuk 3. Bir kızım, bir oğlum var. Büyüdüler, evlendiler. Hepsi de. Evet. Torunlar oldu. Kızımın torunu var. Gelinler nasıl? İyi geçiniyor musunuz? İyiler, hepsi de iyiler.
Gelin kaynana şeyi yok değil mi? Aa, eskilerdenmiş. En sonumuz yok. Gelin de arkada mı? Aa, biz de gelin çekiştirecektik şimdi. Gelmiş arkamıza durmuş. Ay Allah. Gelini tanıyalım bakalım. Seni çekiştirecektik gelin hanım. Adın ne? Türen. Hatice Türen. Kaç yaşında evlendin Hatice? 19. Genç genç evleniyorsunuz. Bu senin çocuğun mu? Evet. Allah bağışlasın. Günizar. Günizar Hanım, çocuk var mı? Var, iki tane. Ben Fransa'daydım da buraya izinle geldim. Öyle mi? Fransa'da mı oturuyorsunuz? Ne kadar ilginç. Fransa nasıl, Türkiye nasıl? Çalışıyoruz orada. Neresinde? Strasbourg. Strasbourg çevresi. Peki Türkiye'yi mukayese ettiğinizde nasıl buluyorsunuz? Tabii Türkiye özlemimiz çok. Özlemin dışında yani iki ülkeyi kıyasladığınızda. Türkiye'nin güzel her şeysi. O zaman niye Fransa'dasınız? Ekmek davası. Bir onun için. Daha çok para kazanıyorsunuz. Ne iş yapıyor? Ben önceden fabrika çalışıyordum. Şimdi büro temizliğin, temizlik işine gidiyorum. Kızım var orada evli. 3 tane torunum var. Oğlum var çalışıyor. Peki orada insanların, yani yaşadığınız ortam nasıl? Temiz mi? İnsanların birbirleri ilişkileri uygarlık ölçüsünde mi? Yani böyle işte herhangi bir şeyde kavga kolayca çıkıyor mu? Medeni... Bizi karşı çok iyiler. Ben çok iyi buluyorum. Fransızların size davranışları nasıl? Karşılar çok iyi bizi karşı. Ben hiçbir zorlukla karşılaşmadım. Peki kent nasıl? Yaşadığınız kent nasıl? Güzel. Çok temiz, güzel. Yani ben memnunum, seviyorum. Sıkılmadan yaşıyorsunuz. Ama Türkiye'yi özlüyorum diyorsunuz. Tabii, Türkiye'yi çok özlüyorum. Türkiye'nin yeri başka. Kaç gün daha buradasınız? 2 hafta daha buradayım. 2 hafta. Türk orada bizim çanak antenimiz var. Türk televizyonuna daima bakıyoruz. Çok... Fransızca biliyor musunuz? Biraz. Hadi konuşun bakalım biraz. Qu'est-ce que je parle? Ben de hiç Fransızca bilmem. Je crois parler. Derdini anlatıyorsun yani. Anlatayım. Aferin valla. Kaç senedir oradayım dedin? 24 sene. Aa, 24 senede artık konuşmazsan ayıp ya. Tabii çocuklarım orada doğdu, büyüdü. Oğlum 20 yaşında. Çocuklar oradalar. 19'undan 20. Onlar artık Fransız gibi konuşuyorlar. Orada okulundan çıktı. İkisi de okulundan çıktı. Oğlum büyük bakaldı orada. Profesyonel lise. Şimdi iş yer çalışıyor 3 ay. Paris güzel ama değil mi? Gittiniz mi? Gittik. Güzel. Paris güzel. Bir de Fransızlar çok şık giyiniyorlar değil mi? Yani dünyanın en medeni ülkelerinden biri. Yani gerek kibarlık olarak asal. Çok giyiniyor. Diğerler dahi şık giyiniyor değil mi? Bir sokağa çıktığınız zaman hep böyle düzgün giyimli, şık giyimli insanlar. Tabi biraz da paraya bakıyor ama demek ki ülke olarak iyi harcıyorlar. Çünkü onların hayatı garantili. Burası gibi değil. Her şey sigortalı. Hayatlar garantili. Onun için. Dileriz bizim ülkemizde böyle hep söylüyoruz gelişmiş ülke seviyesine gelir de Avrupa ülkeleri, Amerika çok daha gelişmiş tabii. Bunları derken yaşadığınız zaman o kentlere, o ülkelere gittiğiniz zaman medeniyeti anlıyorsunuz. Dileriz bir gün ülkemizi de böyle ileri ülkeler seviyesine gerçekten getirebiliriz ama tabii ki bunun için böyle oturup da laf üretmek yerine hep birlikte el birliğiyle çalışmamız gerekiyor.
çok güzelsiniz. Sağ ol canım, çok güzelsin. Adınız? Arzu. Arzu Hanım, ne güzel isminiz var. Vallahi çok severim beni. Aa, beni bilmiyor musun adımı? Aslı. Aslı Hanım. Memnun oldum. Arzu, Aslı. Uyuyor değil mi? Arzu ile Kamber, Kerem ile Aslı. Varmış ya böyle hikayeler. Halk hikayeleri. Biliyor musunuz onları? Biliyoruz, biliyoruz. Kerem yanmış Aslı için. Arzu ile Kamber'in hikayesi neydi? Unuttum galiba. Bu ne böyle? Bir taşın üstüne oturduk değil mi? Taşın üstüne. Oturağımız burası. Oturağımız güzel ama. Sohbet yeriniz mi? Sohbet yerimiz. Hanımlar burada oturuyorsunuz akşam üzerleri. Çay falan demliyoruz. Çay demleriz. Dantel yaparız. Danteller yaparsınız. Çeyiz mi oluyor kızlara? Çeyiz oluyor. Adınız? Adile. Adile Hanım, sizin kaç çocuk var? 3 tane. 2 tanesi evli, 1 tanesi liseye gidiyor. 3 oğlum var. Nasıl evlendirdiniz? Zorluk çektiniz mi? Yok, çekmedik. Kendileri buldu, beğendiler. Biz evlendirmedik. Canım, para harcamıyor musunuz? Harcamamız. Harcadık. Harcadık. Mutluluğa. Mutluluğa, iyi. Evet. İyiler şimdi. Torun var mı? Var. 2 tane kız torunumuz var. Onlar evli. Küçük oğlum liseye gidiyor. Beraberiz işte. Arzu Hanım dediler ki işte fasulye pişiriyorum, bamya pişiriyorum. Önlerine ne koyarsam yiyorlar. Siz de öyle mi yapıyorsunuz? Ne canımız istedi onu yapıyoruz. Ev hanımıyız. İşimiz yok evde. Hiç böyle özel bir pasta, börek falan bazen yaptınız oluyor? Günler yaparız. Birbirimizi gideriz. Yapıyoruz. Kilo problemi falan yok. Var. Baksana şişmanız. Yani dert etmiyorsunuz yani. Etmiyoruz. Evet sevgili seyirciler, kısa bir reklam arasından sonra Köyümüz Kentimiz programı devam ediyor. Sakın bizden ayrılmayın.